Ayşegül. Nerede bu kız ya? Ayşegül. Neredesin sen? Bu evin hali ne? Her yeri pislik götürüyor. Ya bağırma. Sonra bitiririm zaten. Çoğunu bitirdim. Çok rahatsız oluyorsan kendin yap. Çabuk buraya gel. Ya gelemem. Zekeriya köydeyim. Ne? Ne işin var senin orada? Sence? Ayşegül. Hemen buraya geri dönüyorsun. Hemen. Dönemem. Hadi kapatıyorum. Geldim. Ben açabilirdim. Teşekkürler. Vay anasını ya. Buyurun. Merhaba, ben Ayşegül. Aa, hoş geldiniz. Medya Hanım sizi bekliyor, buyurun. Ha. Siz şöyle buyurun oturun. Bir şey içer misiniz? Su alırım. Medya Hanım da birazdan gelir. Geldin canım. Hoş buldum. Biraz geç bir tanışma oldu ama neyse artık. Ben Mediha, Can'ın annesi. Ben de Ayşegül. Biliyorum. Otur canım. Tahsin de gelecekti ama çok acil bir işi çıktı. Tanışmanız kısmet değilmiş. Ne yapalım? Kaçacak değilim ya. İlla ki tanışırız. Nasılsa buradayım artık yani diyorsun. Şimdi Ayşegül, böyle her şey çok ani olunca biz tabii ne yapacağımızı bilemedik. Yani bu evlilik, düğün falan kolay işler değil. Yani bunun kıyafeti var, saçı var, başı var, salonu var, yemeği var, var da var. Yani ailenle de tanışmadık. Onlar ne diyor bu işe? Annem babam yok. Öldüler. Öyle mi? Başın sağ olsun. Peki başka akraban kimin kimse? Yok. Hiç kimse mi yok? Yok. Neyse. Sen ne iş yapıyorsun peki? Yani bizim senden pek haberimiz olmadığı için bilmiyoruz tabii ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Haklısınız. Ben yazarım. Öyle mi? Bak sen, roman falan mı yazıyorsun? Hay alıp okuyalım. Yok, kendi kendime yazıyorum. Ha, basılmış bir şey yok yani. Yok ama yakında basılacak inşallah. Hayırlısı. Can tıp mezunu aslında. Aa. Bilmiyor musun? Yok. Canım, bilmez miyim? Biliyorum. Sen nereden mezunsun? Yeşilpınar. Yeşilpınar. Nerede bu üniversite? Üniversite değil, lise. Yeşilpınar Anadolu Lisesi. Lise mi?
Sen liseden sonra okumadın mı? Yok, okumadım. Can'la aynı evde oturuyormuşsunuz, öyle duydum ben. Aynı evde oturuyoruz evet ama o tam olarak öyle değil. Şöyle, ev benim. Yani sen Can'ı eve mi aldın? Yok, evimi satın aldım. Can senin evini satın aldı, sonra da seni eve mi aldı? Uzun hikaye. Sınavınız bittiyse ben müsaade isteyeyim. Zira hep çalışmadığım yerden geldi. Babacığım. Bak bak ne diyor? Hiç çalışmadığım yerlerden sordun diyor. Sevdim ben bu kızı. Kim bu küçük hanım? Tanıştırayım. İsmail Bey, Can'ın dedesi. Ayşegül. Müstakbel gelinimiz. Gelinimiz mi? Annenle baban kazada vefat ettiler de amcan, dayın, halan falan da mı yok? Yok. Yani iki arkadaşım var. Daha doğrusu vardı. Artık yok. Neyse be kızım. İnsan istedikten sonra hayatta tek başına da dimdik durabilir. Hem sen cesur bir kızsın ha. Ya Medya, ne yaptın sen bu kıza böyle? Bükülmüş bükülmüş küçücük kalmış yavrum. Daha ne kadar küçüleceksin. Olur mu öyle şey? Sohbet ediyorduk babacığım. Aa, ben senin sohbetlerini bilirim. Aşk olsun baba, kızımız nereden mezun, ne iş yapıyor falan diye konuşuyorduk. İşte bu konu tam sevgili kayınvalidenin uzmanlık alanıdır. Kendisi Cemiyet Üniversitesi Alışveriş Fakültesi Kredi Kartları bölümünden mezundur. Aşk olsun babaya. Ya niye bir şeyler ya? Anlatıyordun, sonra ne oldu? Sonra bir baktım ki limuzin. Gözlerime inanamadım. Hayatımda görmediğim için. İlk defa mı bindin limuzine? Ha, senin babanın limuzini vardı değil mi Medya? Köy kahvesinden tarlaya limuzinle gider gelirdi. Ya bu dolmuş mu? Herkes istediği yerde binsin insin. Aman baba ya. Sonra? Sonra bir bindim ki Can Tekin. Düşünsenize Can Tekin'le aynı limuzindeyim ya. Yani size o kadar heyecanlı gelmiyor oğlunuz olduğu için tabii ama ben çok heyecanlandım. Can oğlum hoş geldin. Neredesin eşek zıbası? Seni gören cennetlik. Merhabalar anne, dede, Ayşegül. Oğlum ne dikiliyorsun, ayakta otursana. Yok anne, bizim biraz işimiz var da eve gidelim biz. Ne işi ayol bu saatte? Anne şimdi babam falan gelir, gerek yok. Ulan eşek sıpası, ateş almaya mı geldin buraya? Seni gördüğümüz yok, bari bırak gelinimizle iki laf edelim şurada. Dedeciğim söz, ben daha sonra geleceğim. Anne ben arayacağım seni. Hadi. Hoşçakalın. Güle güle yavrum, güle güle. Çok teşekkür ederim her şey için. Hadi. İyi akşamlar. Ne bu şimdi? Kaçırıyor mu bu kızı? Yoksa utanıyor mu bu bundan? Hoş geldiniz efendim. Can Bey. Yükseltmez. Sen gerçekten çok salaksın.
İnledim aşağı. Bir daha da benim aile işlerime burnunu sokma sakın. Babana böyle davranmışsın ya. Sonra çok pişman olmuşsun. Kimse sonsuza dek yaşamıyor. Bir şey de burnunu sokma. Sana ne benim ailemden? Kalırsın sokağın ortasında böyle yalnız başına işte. Neredesin be kızım bu saatte kadar? Bunun camı kırık değil miydi ya? Aa, yaptırmış. Benim.
yarım ol diyorum. Ay yok. Yok. Ben yapamayacağım. Var lan bu kızım burada. Efe. Kalk kalk Efe kalk. Ayşegül. Çok şükür. Ayşegül. Benim de sen kimsin? Anlat dinliyorum. Kalkın 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 kalkın. Çabuk 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 çabuk. Neden? Elbette değiştir. Neden? Can geliyor. Ayva. Benimkileri de ayarla. Ay burayı nereden bulmuş? Kızım adam şöhretli, adam zengin. Ne isterse bulur herif ya. Düğüne gelin gelmedi desinler de rezil mi olsun herif herkese? Ayrıca benim peşime mi düşecek? Tabii senin peşine düşecek. Ay bu da doğru. Çabuk ayakkabılarına giy, geliyorum tamam. Ben. Tamam, olma minnak. Merak etme ya, bana güven. Nereye gidiyoruz? Ayşegül giriyorlar. Ay nerede? Bakma. Getir Ayşegül'ü. Sen de üstüne kapan. Ben sana tarif edeceğim abi. Düz devam edelim. Geldik geldik ama dikkat etmeliyiz tamam mı? Bak saklan. Tamam. Oha abi bu ne ya? Bu kadar yazdı kardeş. Ayşegül be. Hı? Ben evden çıkarken o telaşla cüzdanımı unutmuşum. Sende para var mı? Tamam çok alma ama tamam. Ne kadar yazdıysa o kadar ver. Çok alma. Tamam kızım ya. Hadi. Böyle olmaz ama dur. Üstünü ört onu. Ya üf, tamam abarttınız ama ya. Ya kızım paparaziler mi çeksin? Saklıyoruz işte seni ya. Hadi her şey. Hadi. Gel. Dur bana. Üf, dur şimdi. Buradan burada. Gel, gel, ya ört. Tamam açacağım artık. Hayır hayır ört. Ya üf ay, istemiyorum ay, açar geldik, mısın kızım, şunu? Geldik kızım sık dişini geldik. Ya aç ya nefes alamıyorum. Alın içeri. Yapma, i̇stemiyorum yapma, ya. Dur ya. İstemiyorum. Tamam. Ya istemiyorum hadi, ya. Hadi. Aa
Ayşegülcüğüm, böyle paniklemen çok normal. Her gelin evleneceği gün böyle olur, öyle değil mi? Ya Handan Hanım, yapmayın, etmeyin. Evlenmeyeceğim ben ya, evlenmeyeceğim. Ne demek evlenmeyeceğim? Ne demek? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Çocuk oyuncağı mı bu? Basına haber verildi, davetliler yolda. Siz de çok çabuk hazırlayın bu gelin, çok çabuk. Hadi. Enişteciğim, artık bundan sonrası sende. Teşekkürler arkadaşlar her şey için. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Bir şey değil, önemli değil. Siz ona iyi bakın, yeter olur mu? Zaten delidir melidir ama çok iyi kalplidir, çok güzel bir kızdır. Görüyorsunuz, bize bile hala güveniyor. Evet, güveniyor. Ya siz de bunu unutmazsınız artık değil mi? Can Bey, bakabilir misiniz? Tabii. Benim gitmem lazım, halletmem gereken işler var. Tabii. Zaten daha çok görüşeceğiz. O yüzden gerisini sonra hallederiz. Burayı televizyonda gördüğümden daha yakışıklı. Aferin kızım aşkım. Yürü be. Ağzını kapa ağzını. Hadi düğün var, hadi hazırlanalım. Ben kıskanıyorsun değil mi? Senin neyini kıskanayım ya? Ya yürü hadi. Gördüm. Ama hiç böyle bir şeyden haberim yoktu. Ne zaman olmuş? Kapatıyormuş mu adasını? 60 diyorlar. Allah. Benimle bir şeyler içer misin? Görüşürüz. Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Konuşmayacak mıyız bundan sonra? Yo, nereden çıktı? Bilmem. Bir sorayım dedim. Biliyorsun ben seninle konuşmadan duramam. Görüşürüz Murat. Gelebilir miyim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Keşke ben giydirseydim seni. Niye? Beğenmedin mi? Yok hayır, çok güzel olmuş. Ama benim de elim değseydi. Olmadı böyle, üzüldüm. Nasıl bir his evlenmek? Bilmem. Anlayamadım da. Şimdi her şey değişecek. Tabii. Zamanla her şey değişiyor. Öyle tabii. Zaman. Elif, müsaade eder misin? Hazırlamam lazım. Tabii. Can. Merhaba Elif'ciğim. Oğlum. Dur bir bakayım sana şöyle damatlıkla. Oğlumun düğününe böyle misafir gibi mi gelecektim ha? Ay Allah'ım, sen beni neyle sınıyorsun? Nasılsın Elif'ciğim? İyiyim Medya teyze, sen nasılsın? Nasıl olayım, görüyorsun işte. Hala bu çatlağın kırdığı cevizleri toplamakla uğraşıyoruz, görüyorsun. Anne. Dışarıyı da limonatalı, kurabiyeli mahalle düğününe çevirmişler. Ay yemekli olsaydı bari, bize hiç yakışıyor mu? Ben en iyi catering şirketini ayarlardım. Ama beni karıştırmadılar ki. Ne o efendim, her şeyi kendileri halledecekmiş. Ayol bunlar ne anlar düğünden, dernekten ha? Boşver Medya teyze, artık olan olmuş, ne yapalım? Elif, sen böyle gelinden daha güzel olmaktan utanmadın mı hiç ha? Teşekkür ederim Medya teyze, sağ ol.
Ah canım, ah. Hadi gidelim. Çok yakıştı, çok. Ay. Affedersiniz. Yok yok, bir şey yok. Anlarımızdır. Handan Hanım, benim biraz yalnız kalmam gerekiyor. Bir yere gideceğim yok. Bu halde kaçacak halim de yok. Zaten kaçacak bir yerim de yok. 10 dakika lütfen. Kendimle kalmalıyım. Doğru, haklısın. Ben bir aşağı bakayım ama sen de çok geç kalma. Vay be Ayşegül Dinç. Gelin olmuş gidiyorsun. Ne annen görebildi. Ne de baban. Tamam çocuklar, bu kadar yeter. Ah, bir de ceketsiz çektirelim, bu işi öyle tamamlayalım. Koyacağım onu hadi. Mersi. Ev sahibimiz yoksa dış kapının mandalı mı belli değil. Elifciğim, sen bu kızı tanıyor musun Ayşegül'ü? Yani hepiniz arkadaşsınız, öyle değil mi? Yok Medya teyze, tanımıyorum. Hatta bildiğim kadarıyla Can da yeni tanışmış. Hmm. Sen gözünün önündeki Barbie kızı görme. Git bu yerden bitmeyi gelin diye getir. Ay, büyü mü yaptılar bunu acaba bilmiyorum. Ama ben ne dedim size? Davetli listesinde ismi olmayan hiçbir basın mensubunu içeri almayacaksınız. Handan, nerede bu kız? Geç. Başladığımız işi bitiririz. Hadi patron, yapalım şu işi. Korkmadan vazgeçme.
Sevgilim. Aa, ne oldu? Bu düğünü yapacak başka bir yer bulamadınız mı Allah aşkına Zandan Hanım? Aşk olsun. Can böyle olmasını istedi. Ben ne yapabilirim ki? Yani siz de Türkiye'nin en büyük starına bunu uygun buldunuz, öyle mi? Aşk olsun Meryem Hanım. Çok kırıldım Handan Hanım. İnanın çok kırıldım. Hep gıy gıy mı çalacak bu müzik? Gıy gıy? Kendi düğünümde sıkılacak mıyım ya? Saattir yoldayız. Denizin ortasında hiçbir yere gitmiyoruz. Çok sıkıldım. Canım benim. Sıkıldın mı sen? Kıyamam ama ben sana. Kaçmayı denesene hadi. Bakalım nereye kadar kaçabiliyorsun. Çok komik. Efendim? Gerçekten çok komiksin. 5 yaşındaki ilkokul esprilerin gerçekten şahane. Biraz yetişkin gibi davran diyorum. Yetişkin, çocuk gibi değil. Çocuk mu? Çocuk. Çocuk. Dur ben göstereyim sana çocuğu. Ne yapıyorsun ya? Bak biz gerçekten evli değiliz, unuttun galiba. Anlaşmayı unuttun mu? Ne anlaşması? Ya gelmesene üstüme. Neden korktun mu? Yok, korkmadım. Gel bir öpücükler hadi. Ya. Şimdi İzal. Yüz yüze gidersin İstanbul'a kadar. Yüzüne bilirim. Ayşegül. Ayşegül. Ayşegül iyi misin? Ayşegül. Ayşegül iyi misin?
Kızım Allah aşkına bir insan bu yaşa gelip de nasıl yüzme öğrenemez hala? Belki sevmiyorum. Belki korkuyorum. Korkuyor musun? Bana çocuk diyene de bak sen. Çocukken boğulma tehlikesi atlatmış olamaz mıyım? Ya senin yüzünden boğuluyordum, bir de üstüne dalga geçiyorsun ya. Benim yüzümden mi boğuluyordun? Seni ben kurtardım ve ben olmasam ölüyordun. Sen olmasaydın denize de düşmezdim. Tamam Ayşegül, ne halin varsa gör. Can Bey, hayat öyle hafife alınacak bir şey değildir. Biraz ciddiye alın. Çok yaşa. Sen de gör. Şöyle bırak kardeşim. Sağ olasın. Tek yatak var burada. Sen demiyor muydun hayat öyle hafife alınacak bir şey değil diye? Senin yatağın orası. Ya orada uyunur mu? Uyunur. İki koltuğu birleştiriyorsun. Al sana mis gibi yatak. Bak bu da iyi fikir. İyi fikirmiş. Sen hiç görgü kuralı diye bir şey duydun mu? Ama yapma. Kalbimi kırıyorsun. Ben seni düşündüğüm için söylüyorum. Pislik. Efendim? Ne dedin sen? Sana demedim. Kime dedin? Boş ver ya. Boş ver. Bana bak. Orada rahat değilsen böyle gel. Yatak bayağı büyük. Ne bakıyorsun kızım bönbön? Gelsene. Karı koca değil miyiz? Ne olacak? Koyun koyuna yatarız. Gayet güzel. Ama dikkat et, sivriler seni yemesin. Rahatsız olduysan başka bir yerde yatabilirsin. Oo, rüya varmış. Ne yapıyorsun? Hiç, yatağımda rahat rahat yatıyorum. Ya, üf, buz benim ya. Ya. Günah benden gitti karıcığım. Manyak mısın be?
Kendine yatacak bir yer bulmuşsun sonunda. Komik mi? Bence komik. Ne oldu? Sıkıldın mı? Sıkıldım diyerek seni mutlu etmek istemiyorum Cantik. Hadi ama ben o kadar kötü biri değilim biliyorsun. Dışarı çıkalım biraz. Dışarı mı çıkacağız? Nereye gidiyoruz? Atla. Hadi atla. Arabayla gitsek olmaz mı? Bu saatte sahile araba almıyorlar hadi. Ben bilemem. Neden? Sürmeyi bilmiyorum çünkü. Nasıl ya? Kızım. Ya bassana şu pedala. Tamam basıyorum ya. Of ay olmuyor işte olmuyor. Kızım sen nasıl bir şeysin acaba? Yüzmeyi bilmez, bisiklete binmeyi bilmez. Seni ormanda ayılar mı büyüttü? Bisiklete binmeyi sevmiyorum işte Allah Allah. Neden? Niye yani niye? Ha? Hadi. İyi misin? Kaldır şunu. Ay, acıyor. Gel, gel bakalım. İyi misin? Ha, dur bakayım. Bunun için mi bu kadar ağlıyorsun? Ya ben kanadığı için ağlamıyorum ki. Niye ağlıyorsun o zaman? Ya ben sana söyledim bisiklete binmek istemiyorum diye. Niye zorluyorsun? Bir de üstüne bağırıyorsun. Bak ağlama tamam. Ağlamazsan sana dondurma alırım. Dondurma mı? Ya çocuk mu kandırıyorsun ya? Bir de üstüne dalga geçiyorsun. Kalbim darma duman, aklım feryat figan. Ne yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an yanımdasın, sonra onunlasın. Aşk böyle bir şey mi, bir şey mi? İçim karman çorman. Kendimle kalmaya alışık, akan şu hayatla barışık. Yaşayıp giderken ne olduğumu şaşırdım. Kim kimle, kim kimle yanık? Anlat bana açık açık. Kim bilir ne olacak, işte durumum karışık. Bu arkadaştan. Farkındayım. Ya hiç olmadı böyle. Bana bir izin verin. Tabii. Arkadaşlar yeni bir kostüm değiştirelim hemen. Thank you.
Efendim Elif. Model kütük gibi. Ya hiç olmadı çekilenler. Ne yapsam diye düşünürken aklıma sen geldin. Ünlü arkadaş kontenjanımı kullanayım dedim. Bana yardım edersin değil mi? Elif, biz Ayşegül'le daha yeni yoldan geldik. Çok yorgunuz. Sana kolay gelsin, gelemem. Sen bana gelmezsen ben sana gelirim. Eşyalarım gelmiş. Gerisi depoda. Ha? Ay, çok teşekkür ederim. Dur, dur. Dur, hemen öyle sevinme. Maaşından keseceğim parasını. Sana bir hediye aldım, görmek ister misin? Hediye mi? Bana mı? Gel et, dışarıda. Üç kuruş fazla olsun ama kırmızı olsun değil mi? Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Sen şapşal mısın ya? O benim arabam. Plakaya falan da mı bakmıyorsun sen hiç? Senin ne diyen burada? Bu ne? Bisiklet. Kızım, sen birinin sana gerçekten de araba hediye edebileceğine mi inanıyorsun? Kullanmayı biliyor musun sen? Ehliyetin falan var mı? Kızım valla ben bunu sana öğretmeye ant verdim. Ya ben istemiyorum belki öğrenmek. Ya, ya üf! İstiyorsun. Ya İstemiyorum. Kızım istiyorsun, gel buraya. Ya istemem diyorum ya, istemiyorum. Niye kaçıyorsun ki? İstiyorsun. Ya istemiyorum çünkü. İstemiyorum. Korkma, ben buradayım. Oyuncunun gizli hayatıymış. Adam yatıyor, kalkıyor, yatıyor, kalkıyor işte. Gizlisi saklısı yok. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Nasıl geçti toplantınız? İyi ya işte, fena değil. Kızım doğru düzgün anlatsana. O kadar işten kaytarıp da gittin, ne oldu? Anlaşabildin mi? Ya en sıkışmadık daha ya. Teklifleri değerlendiriyorum. Bir şey yok. El sıkışmamışmış. Düpedüz beğenmediler desene şuna. Sen zaten kızım bir şey becermiş olsan böyle boyun 2 metre vaziyette gelirsin eve. Ya sen ne duygusuz, ne hain, ne empati yoksunu bir adamsın ya. Neydi o laf? Ünlü bir yazar olacağımı söylemiştim sana. Mı demiştin? Kızım sen yazarım deyince bile adamın gülesi geliyor be. Ayıp ayıp ya. Boyun böyle uzamış ama meşhur olmuşsun, insan olamamışsın. Ya anahtarımı unutmuşum. Seninkini alabilir miyim? Alamazsın canım. Bahçeden gir.
Ne oldu be, ne buldun? Yüzüğü. Kızım, ben sana onu at demedim mi? Ya senin bunun kaç para olduğuna haberin var mı? Herhalde var, ben aldım onu. E tamam, ben de buldum. Ver şunu. Aa, niye ya? Ver dedim. Ya niye? Ver. Ben buldum. Ver. Ya bende kalacak ben. Şimdi versene. Allah! Bırak! Kunduz! Gel buraya. Bu evden gitme vaktin geldi senin. Nereye? Ne bileyim ben nereye? Zaten seni neden eve aldıysam ben. Ya eve aldım derken kedi yavrusu muyum ben ya? O ne biçim laf? Neyse ne Ayşegül Hanım. Ben senin gibi biriyle yaşayamam. Asıl ben senin gibi biriyle bu evde yaşayamam. Yapma ya, selametle o zaman. Sana selametle. Ayşegül, yürü git, nereye gidiyorsun? Ya kusura bakma da burası benim evim ya. Sen git, yürü git nereye gidiyorsan. Allah Allah, hatırlatırım, ben bu evi satın aldım kızım. Kusura bakma da sen sözleşmeyi unuttun sanırım. 4. maddesinde ne yazıyordu? Boşanınca ev Ayşegül Dinç'e kalır. Aynı sözleşmede başka ne yazıyordu? Bu evin Ayşegül Dinç'e kalması için bu evliliğin 6 ay sürmesi gerekir yazıyordu, değil mi? Hı? Yani biz daha boşanmıyoruz. Evin haline bak ya. Bütün gün iş yapma. Anca bana laf yetiştir. Ben kendim hallederim. Ya. Evet, çok çabuk bitirmemiz lazım çünkü bizim sonra başka programlarımız da var. Ayrıca sizin de o çektiğiniz fotoğrafları bana tek tek mail atmanız gerekiyor. Ben onaylamadan yayınlayamazsınız. Sen de bunu not al, takip et sonra. Elifciğim, gel biz böyle geçelim, onlar yalnız kalsınlar. Hazırsanız başlayalım. Tabii. Hakkınızda ayrılıyorlar haberleri çıktı. Ne diyeceksiniz? Öyle bir halimiz mi var? Peki sizce neden bu haberler çıkıyor Can Bey?
bilmem. Onu çıkartanlara sormak lazım. Değil mi karıcığım? Çekemiyorlar herhalde. Birbirinize yemek yedirirken birkaç poz alabiliriz. Nasıl? Ah, çok iyi fikir. Biliyor musunuz, bütün bu yiyecekleri Ayşegül Hanım bugün kocası için hazırladı. Tek tek. Lütfen bunu da habere ekleyin, olur mu? Senden otağı takip et. Tabii. Aç ağzını canım. Afiyet olsun. Canım. Öldüm ya, böyle boğulmadan toprak buldum. Tadı nasıl Can Bey? Şahane, şahane var. Şimdi size Ayşegül Hanım'a yedirirken alalım bir de. Yok arkadaşlar, ben yedim de geldim. Hepsiniz kocama yaptım. Hepsi senin, bana gerek yok. Şifaniyetine bir tane. Şifaniyetine. Hep bunu sana yaptım ben. Onu yapma. Ha öyle. Cancığım hadi, çok tatlı olacak hadi. Can Bey, Can Bey bu tarafa bakar mısınız? Ayşegül Hanım bakar mısınız lütfen? Can Bey bir de bu taraftan bakar mısınız? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Üstümü değişip geliyorum. Can. Gidiyor musun? Ayşegül bekliyor. Git, bekletme karını. Sizin böyle beraber görünmeniz iyi oluyordur. Neyse, biz bizim yemeği artık başka zaman yeriz. Ararım ben seni. Neyin var senin? Handan falan canını mı sıktı senin? Ha? Bak o internette çıkan haberlere falan kafayı takıyorsan hiç. Onlar önemsenecek şeyler değil. Yazdıklarım bir alta benzemiyor. Ne? Kim söylüyor sana bunu? Kimin söylediğinin ne önemi var? Ama sen haklıydın. Ben kim? Roman yazmam kim? Ben sana öyle bir şey demedim, değil mi? Ha? Neyse patron, konuşma. Gidelim sadece, tamam mı? Ayşegül, ben bir kahve yapacağım da içmek ister misin? Yok. Erken yatacağım ben. Sabah erken kalk o zaman. Çok iş var evde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.